Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün sizinle beraber Priştine, Kosova'dayız. Bugün ve yarın, birazcık da öbür gün Sova'yı beraber gezeceğiz. Priştine'yi beraber gezeceğiz. Bir vlog başlatmak istedim. Beraber gezelim, görelim istedim. Şimdi ben havaalanından şehir merkezine geldim bir otobüs kullanarak. Sarı bir otobüs var, 3 euro veriyorsunuz. Gelecekseniz öyle tarif edebilirim. Şehir merkezine geliyor. Gize geldiğinizde zaten anlıyorsunuz. Saatlerimiz epey erken. Burasının saatiyle 8-9 gibi bir şey galiba. 9 olması lazım. 9'a geliyor olması lazım. Kahve içip kahvaltı edebileceğim bir yer arayacağım. Ondan sonra gezmeye başlayacağız. Ondan sonra da öğlen gibi saat kaçta açılıyor bakacağım. Hostele gideceğim ben sırt çantamı bırakmaya. Öyle tatlı bir gezi olacak, vlog olacak bence. 2,5 gün kadar buradayım. Beraber gezeceğiz. Şöyle birazcık etrafı göstermek istiyorum. Otobüsten indim, bu kiliseyi görünce merkez olduğunu zaten anladım. Böyle ileride espresso lab varmış. Oraya gidebiliriz ama lokal bir yer bulursak daha güzel olur. Buralarda da şöyle kulübeler var. Herhalde Christmas market için hazırlanıyorlar diye düşünüyorum. Şu an boşlar, içlerinde hiçbir şey yok. Şimdi dümdüz gideceğim. Sanırım tam merkez ileride bir şeyler bulmaya çalışacağız. Burada da lokal kafeler var. Bunlar kahvaltı için tercih edilebilir. Burası fried chicken diyor, kafe değil. Ama önce bir dümdüz yürümek istiyorum. Ondan sonra gerekirse bu taraflara geliriz. Buradan dümdüz gelince şöyle bir alana ulaştım. Burada pazar var. Birazcık daha ilerleyeceğim. Ondan sonra tekrar açacağım. Ben daha fazla ilerlememeye karar verdim. Sonra gezerim. Önce bir yemek yiyeceğim. Gece 2.30'da uyandım ve pek bir şey yemedim. O yüzden önce gidip bir enerji toplayacağım. Şöyle bir cappuccino söyledim. Tabii ki kremayla getirmişler sonradan. Krema ve çikolatayla getirmişler. Bir de şöyle geleneksel kahvaltılarıymış. Bundan söyledim. Bunu da göstereceğim gelince. Evet, şöyle bir kahvaltı geldi. Normal siyah çay. Bir sürü hamur işi, soslar ve yumurta. Türkiye'nin de herhangi bir yerini bulabileceğiniz klasik bir kahvaltı. Arkadaşlarım, ben kahvaltımı ettim. Birazını da yanıma aldım. O kadar acıkmamışım. Çok yemedim. Zaten tabakta çok fazla şey vardı. Hepsini bitirecek olduğumu düşünmüyordum zaten. Öğle yemeği niyetine gideceğim herhalde. Şimdi kalktım. 20 dakika yürüme mesafesinde aşağı yukarı Ulpiarno isimli bir yıkıntı olduğunu okudum. Beklerken gezeceğim yerleri araştırmıştım. Onu bulmaya çalışıyorum. Yürüdüm, geldim buraya. Lise beni Ulpiarno isimli bir yere getirdi ama sanırım bu mahallenin adı, sokağın adı, caddenin adı her neyse o da Ulpiarno'ymiş. Aradığımı bulamadım. Birazcık etrafta dolaşacağım. Bir de şuralarda bir yerlerde bir kilise vardı. Ona bakacağım. Ondan sonra tekrar merkeze doğru gideceğim. Burada internet bağlantısı da yok. Yani ücretsiz wifi yok. O yüzden başka nereye gideceğimi bakamıyorum. Öyle aradığımı bulamadım. Bazen de böyle oluyor. Biraz Priştine'nin mahallelerini göstermiş olayım. Böyle klasik apartmanlar var. Burada bir okul varmış. Şurada kilise var, ona bir bakacağım. Öyle sakin, sessiz. Belki de hafta içi olduğu için böyledir. Bir yer. Kilise yeni bir kiliseymiş, tarihi değilmiş. O yüzden onu atlıyorum şimdilik. Belki sonra vaktim kalırsa gelirim. Her yeri %100 gezemeyebilirim. En azından yeni şeyleri %100 gezemeyebilirim. Çünkü çok fazla vaktim yok. Bakın, arkadaş edindim. Çok tatlı, yumuşacık. Kendisiyle kahvaltımı paylaştım ama yemiyor. Birazdan ayrılacağım yanından. Şuna bakın şuna. Merkeze, merkezdeki katedrale geri geldim. Şimdi burasını dışarıdan göstereceğim. Ondan sonra içini gezeceğiz. Hediyelik eşya varmış. Buraya bakacağım önce.
önce gezdiğimiz yer Rahibe Teresa Katedrali'ydi. Şimdi de onun çatısına çıktık. Saat Kulesi'nin tepesine daha doğrusu. Size Priştine'nin olmayan manzarasını göstereceğim. Evet, gerçekten olmayan manzarası. İstanbul'un herhangi bir mahallesi. Gideceğiniz üzere burasının merkezi, üzgünüm. Kosovalılar kızmasın ama şuralar gideceğimiz yerler. Bakalım başka neler varmış. Ne tür apartmanlar varmış diyelim. Kenarlara çok yaklaşamıyorum. Ben biraz korkuyorum. Yani telefonu yaklaştıramıyorum. Telefonu düşürmekten korkuyorum. O yüzden böyle demirlerin arasından göreceksiniz. Kadardı. Buraya çıkmak için 1,5 euro verdim. Değdi mi? Hayır. Ama çıktım işte. Bazı şeyleri beklentinizi karşılamayacak olsanız yapmamız lazım tecrübe etmemiz için. Şimdi aşağı iniyorum, geri döneceğim. Size bir kıyafet outfit check yapayım. Böyle geldim. Gayet rahat bir şey giydim. Şöyle bir hırka elbise giydim. Bu kadar. Kalın çoraplar. Ayağımda spor ayakkabı giydim. Bot giyecektim aslında ama botlarım mahvolmuş. Dün akşam annem fark etmiş. O yüzden spor ayakkabıyla geldim. Çok memnun olmasam da böyle. Şimdi şöyle bir alana geldim. Kurtarış mimariyi görebileceğiniz bir alan. Burada Milborn heykeli anıtı var. Şöyle boylu boyunca göstereyim. Neden şehrin ortasında ve birçok yerinde Milborn yazdığını tam olarak bilmiyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Benim kalacağım hostelin adı da Milborn. Bunun nedeninin şu olduğunu düşünüyorum. Kosova bağımsızlığını 2008 yılında ilan etti. Belki o yüzden yeni doğan yazmak istemiş olabilirler her yere. Ona bağlıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Milborn anıtının karşısında bir park var. Parco Heroinat. Yani Kadın Kahramanlar Parkı. Burada da şöyle bir anıt bulunuyor. Yakından gösteriyorum hemen. Kosova Savaşı'nda etkin olan kadınları anmak için yapılmış bir anıt. Kadın Kahramanlar Anıtı. 20.145 adet madalyadan oluşuyormuş. Birazcık daha yaklaşacağım. Açıklamasını görebilirsiniz, durdurup okuyabilirsiniz. Bir kadın sureti oluşturulmuş 20.000 adet madalyadan. Parkınsa başka bir olayı yok. Küçücük bir yer zaten. Şöyle dönerek göstereyim komple. Karşıda da az önce önünde olduğumuz Milborn var. Bu kadar. Bakın buralarda geleneksel ürünlerin, kıyafetlerin satıldığı stand buldum. Kendime bir şeyler bakacağım buradan. Yani magnet gibi şeyler. Arnavutluğa dair şeyler de var. Şöyle bir sade üstü taşlı magnet aldım. Gayet güzel bence. Kosova'nın sadeliğini temsil ettiğini düşünüyorum. Sabah yürüdüğümüz pazarın bulunduğu yere çıktık dolaşarak. Şimdi Rahibe Teresa heykelini arıyorum. Bu cadde de Rahibe Teresa bulvarı sanırım. Bulvar sabahki gibi değil doğal olarak. Canlanmış bayağı. Burada oteller var. Yol boyunca da kafeler var. Burada tiyatro var. Dönüyoruz. Union Center var. Sanırım alışveriş için. Burada Hıskiye var. İleride de bir heykel var. Ne heykeliymiş bakalım. Tam meydanı bulmuş olduk. Böyle bir yer. Çok yaklaşamıyorum çünkü önünde bir eylem gibi bir şey var. Bunların bir devlet büyüklerinin heykeli ki nitekim öyle olacak ama kim olduğunu bilmiyorum. Şeylerde de bir heykel var şurada. Oraya bakacağız. Rahibe Teresa'yı göremedim yalnız. Heykel İbrahim Rugova'ya aitmiş. Kim olduğunu, neci olduğunu bilmiyorum. Araştırıp kenara koyarım kim olduğunu. Bir anıt daha buldum. Burasının adı Permandoria. Ne olduğunu yazarım. Şu an emin değilim ve internet erişimim yok. Böyle bir anıt. Şimdi şuradaki camilere gideceğiz.
Gireceğimiz ilk cami burası. Çarşı, diğer adıyla Sultan Murat Camii. Küçük bir cami. İçi nasılmış bakacağız şimdi. Görebilirsiniz. Buradan geldik. Bu camiye girdik. Buradaki müzeye girecektik. Bu sanırım Kosova Müzesi. Tam olarak anlayamıyorum. Fakat kapalıymış. Evet, Kosova Müzesi. Geçici olarak kapalıymış maalesef. Neyse, zaten çok büyük bir müzecilik beklentim yoktu. Şimdi şu camiye bakacağız. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Umarım sesimi alabiliyorsunuzdur. Böyle Müslümanlık nüfusunun oranının yüksek olduğu ülkelere gelirken cami gezeceğiniz için yanınızda başörtü getirmeyi unutmayın. Onu bir söylemek istedim. Aynı zamanda bazı Hristiyan mezheplerinde de aynı durum var. Liselere girerken belli bir kıyafet kuralı uymanız bekleniyor. Başörtü takmanız bekleniyor. Ukrayna gibi ülkeler ya da geçen ben nereye gittim? Moldova'da da bazı kiliselerde takılması isteniyordu. Yanınıza almayı unutmayın muhafazakar yerlere giderken diyorum ve şimdi Yaşarpaşa Camii'ne geçiyoruz. 1250 yılında yapılmış bir camiymiş. Tika restore etmiş 2015 yılında. Restorasyon görüntüleri de var. Şimdi dışını çekeceğim, sonra da içine gireceğiz. Bilgilerini okuyabilirsiniz. Benim başörtüm olsa da yanımda kıyafetim %100 uygun değil. O yüzden kapılarından girip çıkıyorum. Çok detaylı bakamıyoruz. Daha uygun kıyafet getirmeliydim yanımda. Onu atlamışım, onu atlamayın. Camiye bir de bu açıdan bakalım. İstediğim bir tane daha cami var sanırım burada gideceğimiz. Etraf ergen dolu. Neyse, burada bir saat kulesi var. Ergenler kızmasın lütfen. Saat kulesi var. Bunu görecektik. Adı Saat Kula. Burada da köşk tarzı bir yapı var. Bu restorasyon bilimleri binasıymış. Böyle bir köşk tarzı bir yapı. Şimdi bu camiye gidiyoruz. Şu saat kulesinin arkası liseymiş, o yüzden bu kalabalık. Sultan Mehmet Fatih Camii'ymiş. 1460 yılında yapılmış. Bakalım nasıl bir camiymiş. Şöyle bahçesinde kafe var sanırım. Yine Tika restore etmiş burasında. Tika işbirliğiyle restore edilmiş. Camiyi de gördük. Şimdi saatlerimiz 1:15 falan geçiyor. Ben artık hostelime gidiyorum. Çünkü çok fazla yüküm var. Yüklerimi bırakmak istiyorum biraz. Ondan sonra tekrar çıkacağım. Hostelde görüşürüz. Başka bir şey görmezsem tabii.
Hostelde görüşürüz dedim ama bir mezarlık buldum. Biraz tarzı bir mezarlık sanırım. O yüzden burasını gezeceğiz. Bakalım. Şuradan süzülüyorum. Bilmiyorum girebiliyor muyum? Süzüldüm. Burada AB'nin bir şeyi var. Aa, arkeoloji parkıymış burası. Dümdüz mezarlık değilmiş. Güzel bir yer bulduk. İnelim bakalım burası açık mı? Maalesef kapalı. Kosova Müzesi'ninmiş zaten burası. Müzenin kendisi de kapalıydı. Az önce görmüştük. Ama güzel bir yermiş. Keşke açık olsaydı. Bu coğrafyada nasıl arkeolojik kalıntılar olduğunu gerçekten merak ediyorum çünkü. Artık bir kitap bulup oradan okuyacağız ya da makale okuyacağız. Ben odaya geldim. Kimse yok. Fırsattan istifade bir çekeyim istedim. Gelirseniz nasıl bir yer görün istedim. 4 kişilik kadın odasında kalıyorum ben. Gayet temiz, mis gibi kokuyor. Gayet güzel. Şehrin göbeğinde Newborn Hostel burası. Şöyle yatakların üstünde perdeler var. Ben burada yatacağım. 12,5 euro verdim buraya. Böyle gayet güzel, temiz. Balkonu var. Ben hostelden çıktım ve camilerin oraya geldim. Burada meşhur bir şadırvan var. Rivayete göre bu şadırvandan su içenin evliliği uzun oluyormuş. Adet yerini bulsun diye içecektim ama insanların ayaklarını yıkadığı yerden su içmek hiç makul değil. O yüzden öyle bir şey yapmayacağım. Yakından da göstereceğim. Çok bir olayı yok aslında. Sonra tekrar hostele doğru, merkeze doğru yürümeye devam edeceğim. Bildiğiniz bir şadırvan. Bir olayı yok bence. Şimdi şu arkamdaki kafeye, saç kafeye gireceğim. Sabahki kahveden çikolatalı yaptıkları için bir şey anlamamıştım. Zaten saatte 3'e gelmek üzere, bir kahve daha içmek istiyorum. Belki yanında tatlı bir şeyler daha alırım. Güzel bir kafeye benziyor. Burasını çok beğendim ve öğle yemeği yemeye de karar verdim. Öğle yemeği olarak portakal suyu ve salata söyledim. Tatlı ve kahve de gelecek. Şimdi de bunlar geldi. Bu coğrafya benden dayak yiyecek. Normal dümdüz kahveleri şöyle çikolatalı basıyorlar. Ağız tadıyla normal bir kahve içemedim. Bunu da böyle getirdiler. Bu da Red Velvet bir pudding. Ben yine kendim arkadaş buldum. Yol boyunca beni takip etti. Beraber geldik. Kaşlara bakın. Nerelisin sen? Priştineli. Arkadaşlarım ben yedim içtim, bir kendime geldim, yüzüme de bir renk gelmiş, açmışım, farkında değilmişim gezmekten. Şimdi Bill Clinton bulvarına geldim. Bill Clinton, tekrar söylemek ne zormuş, Bill Clinton heykeli var burada. Nedenini bilmiyorum, bulvarın isminin Bill Clinton olmasının sebebini de bilmiyorum ama büyük ihtimalle bağımsızlık kazanmalarıyla alakası var diye düşünüyorum. Araştıracağım, çok merak ettim gerçekten. Size bulvarı göstereceğim, pek amşam bir şey değil. Heykel göstereceğim. Arkadaşım da burada beni bekliyor. Bill Clinton heykeli de burada. Yanında da Amerikan bayrağı var. Bunun nedenini öğreneceğim. Şöyle bulvarı da buraya resmetmişler. Kankam yine geldi. Beraber gidelim madem. Bu kadardı. Bulvarı da göstereyim. Şöyle bir yer, dümdüz bir sokak. Mağazalar falan var. Klasik bir bulvar. Biraz çirkin ama. Yani 2008'de bağımsızlığını kazanmış bir yer için çok bir şey beklemiyorum zaten. Burada da Bill Clinton'ın bir sözü var.
heykelin önünde. Şimdi ben geri dönüyorum. Şöyle büyük bir markete girdim. Bir şeyler aldım. Size onları göstereceğim. Şöyle hostele gitmeden göstereyim dedim. Kinder kart aldım. Bunlar 2.75. Bunları çok seviyorum. 5'lisi. Su aldım. Suyun fiyatını bilmiyorum. Şöyle yoğurtlu bir içecek aldım. Orman meyveli. Bu 1 euroydu galiba. Diş macunu ve diş fırçası unutmuşum. Diş macunu aldım. 1.75 sanırım. Diş fırçası arabalı 50 kuruş. Sonra beni takip eden köpeğe ya da herhangi birine verebilirim. Mama aldım. Şöyle noodle'lar aldım. Garlic shrimp aromalı. Az acılı. Akşam yemeğini bununla yapacağım. Restorana gitmek istemiyorum ve para da vermek istemiyorum. Bir de Lucky'ye şöyle bir oyuncak aldım. Köpeğim gitmiş, beni beklememiş. Neyse, başka köpeği veririz. Bayağı bir köpek var burada, Türkiye gibi. Şimdi şeye gidiyorum. Ulusal kütüphaneye gidiyorum. Ama bilmiyorum gezebilecek miyim. Gördüğünüz üzere hava karardı. Akşam oldu. Kaça kadar açıktır bilmiyorum. Kütüphanenin açık olması lazım. Üniversitenin kütüphanesi aynı zamanda. O yüzden açık olması gerekiyor diye düşünüyorum ama değilse de artık bir yerler kapandı sanırım. Saat 5 oldu. Bugün çok efektif gezemedik çünkü zaten yol yorgunuydum. Yarın çok daha iyi bir plan yapacağız. Ama yine de gidebildiğimiz kadar yere gitmeye çalışacağız. Bakacağım nereler açık. Evet, kütüphaneyi bulduk. Epey büyük bir kütüphane. Işıklandırması da güzelmiş. Gündüz böyle bu kadar görkemli gözükmüyordu. Bakalım girebilecek miyiz? Gündüz gittiğimiz kilisede ışıklı hali bu şekilde. Akşam böyle gözüküyormuş. Beklentimi karşılamadı maalesef. İçeride sergiler var vesaire diye düşünüyordum. Çünkü kültürel, gezilecek kültürel alanlardan birisi olarak gözüküyor. Nitekim öyle ama turistik bir şey yokmuş. Şimdi gezilecek yerler artık kapandığı için saat burada 5'i geçti. Bir kadeh bir şey içeyim dedim. Yol üstünde bir restoran sanırım burası. Restorana oturdum. Hayatımın ilk Aperol Spritz'ini içiyorum. Beğendim. Güzelmiş gerçekten. Bunu içtikten sonra hostele geçeceğim artık. Evet, ben kokteylimi içtim. Artık hostele geri dönüyorum. İçeride çekemem. Oda arkadaşlarım gelmiştir diye burada çekmek istedim. Hostelin girişi şurada. Bence güzel bir gün oldu. Ben çok gezemedik sanıyordum ama şehrin yarısını bitirmişiz. Bir sonraki vloga bırakıyorum yarını. Çünkü sanırım çok uzun olacak. 20 dakikayı geçecek. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Videomu beğenebilirsiniz. Yine çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.